Şimdi malumunuz üzere 82 yaş, bir sürü hastalık, daha öncesinde cezaevinde kalamaz. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin alınan raporda da cezaevinde kalamaz. Ama ATK diyor hayır, cezaevinde kalabilir. Şimdi ATK'nın yaptığı değerlendirmelere biz bakıyoruz. ATK öncelikle raporu yanlış tanzim etmiş. Şimdi anne tek kelime Türkçe bilmeyen bir vatandaştır. Anne Türkçe bilmemesine rağmen ATK rapor hazırlar iken raporda tercüman bulundurmamış. Tercümandan kastımız şudur. Her ne kadar raporda işte Türkçe, Kürtçe bilen bir tercüman eşliğinde yapıldı diyor ise de biz bunun böyle olmadığını biliyoruz ki ATK bu konuda o tercüman kim ise onun kimlik bilgilerini de açıklayabilir. Sonuçta bu gizli bir dosya değildir. Şimdi şöyle yapılmış. Orada işte tercüman istenmiş. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman gönderememiş. Aileye söylenmiş. Ailede orada Adalet Bakanlığı'nın tercüman listesinde bilirkişi olarak kayıtlı olan bir kişiyi götürmüş. Demiş ki bu kişi tercüme edebilir. Aile götürür ve bahsettiğimiz kişi ise Adalet Bakanlığı tercüman listesinde resmi bilirkişidir. Orada ATK diyor hayır diyor. Bu işte Van Cumhuriyet Başsavcılığı direkt göndermemiş. Direkt göndermediği için ben bunun tercümanını kabul etmiyorum. O zaman nasıl yapalım? ATK'da güvenlik görevlisi olan bir kişi getiriliyor ve bu kişiye tercüme yaptırılıyor. Şimdi bu kişiye tercüme yaptırıldığı zaman da tercümenin doğruluğu yanlışlığı konusunda bir yana bu bir kere usule aykırı olan bir şeydir. Çünkü sonuç itibariyle tercüme dediğimiz şey Adalet Bakanlığı'nın resmi listesinde olan ve bu kişiyi bilir kişi olarak yapan kişiler ancak tercümanlık yapabilir. Peki tercümanın tercümanlık yapamadığını biz nereden anlıyoruz? Raporun da içerisinde anlıyoruz. Çünkü raporun içerisinde mesela 14. paragrafına baktığımızda ATK'daki oradaki kurul da bahsediyor. Diyor ki biz kişinin algı eşiğini, kişinin anlama yani algı eşiği için doğrusu anlama, refleks verme bu şekilde açıklanır. Biz bunu tam olarak saptayamadık. Buna bir yüzdelik veremedik. Çünkü anne Türkçe bilmiyor. Daha sonrasında annenin işte sandalyede inmek istemediği, annenin işte sandalyeden inmek istemediği bilerek aslında bu hareketlerde bulunmadığına yönelik bir ibare. Bu şekilde anlaşılan bir ibare var rapor kapsamında ama şuna da bakmak gerekiyor. Hani 82 yaşında bu kadar hastalığı olan ve daha öncesinde de sosyal medya veya medyalara yansıyan binlerce görüntüde de annenin tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu konusu zaten yani var olan aşikar bir konudur. Ki kaldı ki diğer raporlara da bu yansımış. Kaldı ki zaten anne daha öncesinde de cezaevine alındığı zaman kendi ihtiyaçlarını gideremediği için zorla ayağa kalkmaya kalkmış ve ayağa kalktığı zaman da yere düşmüş ve kemik kırıkları oluşmuş. Şimdi mesela biz ATK'ya annenin tekerlekli sandalyeye bağlı olduğunu nasıl inandırabiliriz ki? Şimdi ATK diyor ki ben inanmıyorum. Şimdi annenin tüm yaşamını bir kamera alıp gidip ATK'ya işte ATK bak böyle böyle diyebilme şansımız da yoktur. Yani ATK'nın işin doğrusu bu ne ilk kararıdır ne de son kararıdır bu şekilde sorumsuz kararları. Çünkü ATK baktığınız zaman bir sürü hasta mahpus için dedi ki cezaevinde kalabilir, o insanlar cezaevinde vefat etti. Acaba mesela şu anda kaç tane kanser hastası, belki evreleri son evrede olan kaç kişiye de ATK şu an dahi diyor ki cezaevinde kalabilir. Acaba gerçekten cezaevinde kalabilir mi, kalamaz mı? Veya ATK'nın bahsettiği şekilde ATK'nın şu andaki yaptığı değerlendirmelerde cezaevlerinin koşullarını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Mesela bu raporları hazırlayan doktorlar cezaevlerinde hangi koşullarda kişilerin kaldığı, hangi yemekler verildiği, spor aktiviteleri nedir, işte yürüyüş mesafeleri nedir, en basitten lavaboların yüksekliği, el yıkama yerinin yüksekliği nedir, ne değil konusunda. Acaba ATK bu konuda bir şey biliyor mu, bilmiyor mu? Ya bu konuda artık ATK ile ilgili ise şunu söyleyebilirim. ATK şuna geldi, siyasi anlamda kimin cezaevinde kalabileceği, kimin cezaevinde kalamayacağı konusunda karar veren bir merci haline geldi. Yoksa bu raporların bilimsel olduğu konusunda elbette şüphe var. Yani bu raporların bilimsel olmadığı ortadadır. Eğer hastalıkları ağır bir şekilde ise cezaevinde tedavi edilemiyorsa ve yaşamını cezaevinde idame ettiremiyorsa bu konuda gerekli şartların, gerekli alternatif mekanizmaların kurulması gerekiyor. Şimdi ATK bunların hiçbirini yapmıyor. Şimdi mesela bunlar eğer adli bir suç olmuş olsaydı, adli suçlarda 2020 tarihinde getirilen düzenlemeler en azından mahkemelerin veya savcılıkların burada inisiyatif kullanmasına olanak sağlayabilmektedir. Ama siyasi suçlar anlamında artık mahkemeler veya savcıların inisiyatif kullanabileceği bir yer de kalmamış. Ya mesela diyelim ki siyasi suçlarda artık öyle bir noktaya gelmişiz ki, yani iki şart koşmuşlar. Birincisi bu ATK'dan rapor alacaksınız. Bir siyasi mahpuzun işte cezasının evde çektirilmesi veya işte cezasının ertelenebilmesi için. Bir de bunun yanında şey olması gerekiyor.
toplum için bir tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda ikinci bir kıstasın daha getirilmesi. Şimdi bu olabilecek bir şey değildir. Yani anne, işte mesela anne gibi örnekler, ki anne benzeri çok da örnek de vardır. Bunlara da değinmek gerekiyor. İşin doğrusu problem şey değildir. Yani sadece Makbule Özer'le ilgili bir problem değil. Problem yapısal bir problemdir. Atakan'ın yapısal problemidir. İnfaz kanunundaki bakış açısı sebebiyle yapısal bir problemdir. Ya örneğin mesela şu örnek daha çok şey olur, daha anlaşılır olur. Ağırlaştırılmış siyasi suçlardan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişi ölünceye kadar cezaevinde kalıyor ve şu anda hastalığı ne olursa olsun cezası ertelenemiyor. Hastalığı ne olursa olsun cezaevinin dışına çıkarılamıyor. Ancak hastanelerde ilgili bölümlere götürülüp sadece orada tedavisi yapılabiliyor. Şimdi bu dahi bize işin vehametini ortaya koymaktadır. Yani dediğim gibi eğer bu bir adli suç olmuş olsaydı biz bugün bunları tartışıyor olmayacaktık. Çünkü orada çok fazla Cumhuriyet Başsavcılıklarının veya işte infaz hakimlerinin hareket alanı bulunmaktadır. Ama burada maalesef kanun koyucu hani şunu demiş. Demiş ki yani eğer siyasi anlamda bir suç işlemiş iseniz siz son nefesinizi verene kadar ben onun infazıyla uğraşırım. Yani temel mantık budur, anlaşılması için bunu söylüyorum. Tabii elbette bunun hukuksal anlamda tanımlanması farklıdır ama maalesef açığa çıkan şey budur.